Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker henüz kış mevsimi tam anlamıyla başlamadığı halde Antakya'nın dumandan geçilmediğini ileri sürdü. AÇK'd Başkanı Selda Asker konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada özellikle akşam saatlerinde hava kirliliğinden nefes alamaz hale geldiklerini savundu. Her sene kış başlamadan hava kirliliğinin önlenmesinin gündeme gelmesine rağmen alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkati çeken Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, şehre giren kömürler denetlenmeli, yakıcılara gerekli eğitimler verilmeli, baca, filtre kontrolleri yapılmalı diye konuşulur, tartışılır ve şehir yine hava kirliliğine mahkum edilir. Bu senede maalesef kader değişmedi. Çevre Bakanlığı'nca her yıl yapılan hava kirliliği ölçümlerinde şehrimiz ilk sıralardaki yerini almaktadır. Antakya Çevre Koruma Derneği olarak Çevre Müdürlüğümüze soruyoruz. Şehre giren kömürlerin kalitesiyle ilgili numune alınmış mıdır? Alınmış ise hangi sıklıkta ve normlarda alınmıştır? Numune raporlarının sonuçları nelerdir? Bu kömürlerin kirliliğe etkisi nedir? Sebebini bildiğimiz bir olayla baş edemeyecek kadar aciz miyiz? Kömürün hatalı yakılması, bacaların zamanında temizlenmemesi, filtre kullanılmaması, denetimlerin yetersizliği sorunun ana kaynağını oluşturmaktadır. Hava kirliliğinin önlenmesi için tüm yetkililerin görevlerini eksiksiz yapması gerekmektedir. Bu noktada Antakya Belediyesi'nin de çalışmalarını ve görüşlerini merak ediyoruz. Özellikle Doğu Antakya'da hava kirliliği ile ilgili çalışmaları var mı? Bu kış mevsimini de zehir soluyarak mı geçireceğiz ifadelerini kullandı. Hava kirliliği sağlığımızı da etkilemektedir diyen Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, özellikle astım, bronşit gibi solunum yolu süreyen hastalarda, kalp ve yüksek tansiyon hastalarında krizlere ve hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır. Sağlıklı nesiller ancak sağlıklı bir çevrede yetişir. Birey olarak da bizler üzerimize düşen, basit gibi görünen ama kirlilik konusunda son derece önemli olan görevleri yapmak zorundayız. Kaloriferler bu işin eğitimini almış kişilerce yakılmalıdır. Kömür yakılırken üstten tutuşturulmalıdır. Bacaların temizliği mutlaka yapılmalıdır. Unutmayın ki temiz hava solumak, sağlıklı bir çevrede yaşamak temel hakkımız dedi.